Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine Şirin derlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Gargamel vardı. O kötüydü. Aa, Şirinlerden nefret ediyorum. Sizi yakalayacağım. Yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi yakalayacağım. Hepinizi. Bu? Sizi yakalayacağım. Elbet bir gün köyünüzü bulacağım. Çok pişman olacaksınız. Ormana gezmeye gittiğinizde etrafı dikkatle dinlerseniz Gargamel'in çığlıklarını duyabilirsiniz. Ve iyi bir çocuk olursanız belki şirinleri bile görebilirsiniz. Ah, mükemmel bir ağaç. Ne nefis bir mantar. Göz kamaştırıcı bir mantar. Bununla mantar erzağım iki katına çıkacak. Azman, o zaman o sefil şirinleri yok edecek yeni formülü elde edebileceğim. Oh, Azman! Azman, ben çalışırken aptalca oyunlar oynamayı bırak. Bu şirinlerin sesine benziyor. Bak Azman, periler bir şey gömüyorlar. Kraliçe Linon çok memnun kalacak. Evet, orman perileri minnettarlığını göstermiş oldu. Küçük perilerin gizlemeye çalıştığı şeyi hemen ortaya çıkaracağız. Olur mu Azman? Belki yiyecek gömmüşlerdir ya da belki... Azman çık o delikten! Bak Azman, burada ne varmış? Altın! Burada altın buldum Azman. Gerçek altın. Zenginim. Bu güç demektir Azman. Bu varlık demektir. Mücevherler alacağım. Güzel giysiler. Kral gibi yiyeceğim. Bana gülerlerdi. Benimle alay ederlerdi ha? Sen burada bekle Azman. Sana güzel bir sürpriz yapacağım. Hey, bu da ne? Bir alçak altınımızı çalmış. Ama nereye saklı olduğunu kim bilebilir? Kim var orada? Aha, belki hırsızlardır. Dayan aptal şirin. Dayanıyorum, güçlü şirin dayanıyorum. Hiç komik değil aptal şirin. Sana bir hediyem var. Çok sağ ol sakacı şirin. Ay bakayım. Dikkat edin. bu bir peri. Hayır, peri yaralandı galiba. Ona yardım etsek fena olmayacak. Hayır, aptal şirin, perilere asla güvenemezsin. Öyle mi? Neden peki? Anlamadım. Güvenme işte. Çok doğru, hepsi baş belasıdır onların. İyi ama benim başıma hiç bela olmadılar ki. Hadi hemen dönüp bütün olanları Şirin Baba'ya anlatalım. Evet, hadi. Evet. Periler gerçekten kötü müdür? Ay bekleyin geliyorum. Ay kaçmayın. Şirinler, tahmin etmeliydim. Küçük sıçanlar. Önce altınımızı çaldılar, sonra da bana saldırdılar. Ama benden kurtulamayacaklar. Evet gözlükte şirin. Küçük şirinlerim sarmaşıklarla döndüğünde tamirat neredeyse bitmiş olacak. Keşke ben de onlarla gitseydim Şirin Baba. Benim gözetimim olmazsa orada başlarını nasıl bir derde sokacaklar hiç belli olmaz. Aslında... Şirin baba bir peri gördük. Evet ve o peri atıyla bizi ezmeye çalıştı Şirin Baba. Kötü niyetli birine benziyordu. Evet ve atından düştüğü zaman yaralanmış olmaydı. Ondan sonra yaralandı biz de... Yaralandı mı? Peki ona yardım ettiniz mi Şirinler? Bir periye niye yardım edelim ki Şirin Baba? Onlar kötüdür. Ve sinsidir evet. Komik görünüşlü. Komikti. Bu defa çok haklılar Şirin Baba. Kötü şans getiren periler olduğunu duymuştum.
Demek söylentiler ve dedikodular yüzünden ona yardım etmediniz, öyle mi ha? Ama Şirin Baba, ona yardım etmenin çok... Değersiz mavi şirinler. Bizden çaldığınız altını geri vermenizi istiyorum. Hemen. Bu o Şirin Baba, gördün mü ne kadar kötü? Altını istiyorum. Ya onu verin ya da adamlarımı getirip onu zorla alırım. Ama büyük bir hata yapıyorsun. Ne altına ihtiyacımız var ne de hırsızlık yaparız biz. Geri geleceğim ve köyünüzü mahvedeceğim. Perilerden nefret ediyorum. Çok tuhaf. Birçok peri barışçı ve dost canlısıdır ama bu genç prens ona yalan söylediğimize şartlanmış. Peki sence prens geri gelip köyümüzü mahveder mi Şirin Baba? Bilmiyorum gözlüklü Şirin ama hemen peri krallığına gidip bu uğursuz meseleyi halletmem gerekiyor. Hoşçakalın küçük şirinlerim. Uslu durun. Şirin Baba. Dileyin şirinler. Geri dönüp peri saldırısına karşı hazırlık yapsak iyi olacak. Haklısın güçlü Şirin. Bence Şirin Baba bile onları durduramayacak. Ama Şirin Baba bütün sorunları halleder. Bunu çok iyi biliyorum çünkü onun asistanıyım. Ve ben konuştuğumda şirinler dinler. Bu nedenle... İçimden bir ses şirinlerin beni dinlemediğini söylüyor. Köyü bir kaleye çevirmeliyiz. Hiçbir peri köyümüzü yerle bir edemez. Evet, onlara günlerini gösterelim. Şirinler itilip kakılamaz. Özellikle periler tarafından. Perilerden nefret ediyorum dedim ya. Ah mücevherler, ipekler, kolyeler, kıskanılacak şeyler alacağım. Şatomu kaleye çevireceğim, hiç şüpheniz olmasın. Halk ve bütün şirinler her söylediğimi yapacak. Bana hizmet edecek kölem olacak, saygı gösterecek. Bir gemi alıp yakın, yakın ve uzak yerlere tatile gideceğim. Karadan denize her yere, buradan dünyanın öbür ucuna kadar. Artık ne itelenme ne kakalanma. Artık güzel güzel giyineceğim. Artık ön koltuklar, satın... Sen çarşaflar hepsi zengin Gargamel için. İşte böyle. Ne kadar mükemmelsin sen. Oh ne muhteşem büyücüsün. Kesinlikle muhteşemsin. Size iyi günler dilerim nazik efendim. Sizin gibi akıllı bir beyin düşünmeden hayır diyemeyeceği bir teklifim var. Size dinlemek ister misiniz? Ya öyle mi? Neymiş? Tabii öyle. Eminim o eski sözü duymuşsunuzdur. Öyle mi? Atalarımız der ki para parayı çeker. Çeker mi? Bekleyin. Uzak Katay ormanından eşi benzeri olmayan bir altın bulucusu. Bir ne? İşte karşınızda efendim. Bu değerli yaratık kokudan altını tespit eder. Yerini mi tespit ediyor? Altın mı? Evet efendim. Dürüst bir beyefendiyi düşlerine kavuşturacak kadar çok altın. Düşlerime kavuşturacak kadar mı? Evet efendim. Dünyada bu yaratığın bir benzeri bile yoktur. Size yemin edebilirim. Yine de altınınız beni onu değerinden ucuza satmaya ikna etti tabii. Aa, korkmana gerek yok Azman. Seni külçeyle tanıştırmak istiyorum. Çok nadir ve değerli bir yaratıktır. Eminim ikiniz iyi arkadaş olacaksınız. Evet Azmancığım. Yetenekli burnu perilerin ormandaki bütün altınlarını kokusundan bulacak. Ye altın avcım ye, çok yakında yola çıkacağız. Ah külçe yavrum, eğlen eğlen eğlen, bana bir servet kazandıracaksın yakında, hem de çok çok yakında. O hırsız mavi şirinler yaptıklarının cezasını çekecekler, bunu ben yapacağım. Anne! Anne! Garth, saraya sağ salim dönmene çok sevindim oğlum. Anne, orman perilerinin sakladığı altınlar şirinler tarafından çalındı. Şirinler tarafından mı? Emin misin peki? Evet anne, sonra bana saldırdılar. Bence yanılıyorsun Garth. Şirin babayı tanırım, o çok dürüst ve nazik biridir. Belki öyledir ama öbürleri çok yaramaz ve çok kötü niyetli. Ben peri şövalyelerini alıp altınımızı geri alacağım. Nasıl? Savaşarak mı? Kanıt olmadan buna izin veremem. Altın hırsızlarını başka bir yerde ara. Hayır anne. Hırsızların onlar olduğuna hiç şüphem yok. Onlar artık düşmanımız.
Sana olan saygıma rağmen bunu anlamayacak kadar yaşlı olduğunu görüyorum. Yaşlı mı? Bu ne cüret? İleri şövalyelerim! Altınımız ve ülkemiz için! Altınımız ve ülkemiz için! Gözcü kulesi hazırlandı güçlü Şirin. Oh! Aferin Muci Şirin. Şimdi bir tane de gözcü bulalım. Şişt, korkak Şirin, sen ilk gözcümüz olabilirsin ha. Ben bir oraya mı tırmanacağım? Evet, tek yapacağın beni gördüğünde bize bağırmak. Tamam ama ben yüksekten çok korkarım. Sakin ol korkak Şirin. Diğerlerini çok üzüyorsun. Aşağı bakmayacağım. Aşağı bakmayacağım. Aşağı bakmayacağım. Ve bunu getirdiğim yerde daha çok var Muci Şirin. O periler bunlardan birkaçıyla karşılaşana kadar bekleyin. Hey, pastalarında ne yaptığını söyler misin bana şakacı? Görev çağırıyor aşçı. Bu pastalara soğumamız için ihtiyacımız var. Hey, pastalarımı geri ver benim. Hamur. Bunu da perilere karşı kullanabiliriz değil mi? Hadi. Pekala aşçı Şirin, işte peri tuzağı böyle yapılıyormuş. Bu tuzak tam da bana göre. Beni buradan kurtarır mısınız lütfen? Şimdi olmaz aptal Şirin, işim var. Evet, benim de işim var. Peki sağ olun bari. Periler geliyor, periler geliyor. Ya ben peri meri göremiyorum. Hiçbir şey yok burada. Peri krallığına geçiş kapısına varmamıza çok az kaldı Leylek. Bak işte orada. Evet, Gart bana her şeyi anlattı Şirin Baba. İtiraf etmeliyim, aptalca bir şey yapmasından korkuyorum. Bu yüzden buraya geldim Kraliçe Lina'nın. Bağışlayın beni majestem. Prensi her yerde aradım ve şövalyelerle birlikte ayrıldığını duydum. Şövalyelerle mi? Ben de bundan korkuyordum. Akılsız oğlum bana karşı gelip adamlarıyla buradan gitmiş. O halde kaybedecek zaman yok. Hadi birlikte gidelim. Ve çok geç olmadan onu ikna edelim. Şirinler altınlarımızı almak ne demek görecekler. Cezasını kötü çekecekler. Ülkemiz için! Aptal Şirin bak, periler geliyor. Ay olamaz, bunlar periler. Şirinleri uyarsın iyi olacak korkak Şirin. Periler buraya geliyor, periler buraya geliyor. Savaş yerlerinizi alın Şirinler, gözleri de vuracağız. Hadi canım, acele edin. Saldırın. Ateş. Ay. Ateş! Bu alanda uyumak ne kadar zorlaştı böyle. Duvarlarını indirin! Artık bizi hiçbir şey durduramaz. Köye girin! Uçmaya başlayın şövalyelerim. Onlara gerçek gücünüzü gösterin. Biz Şirinlerin icabına bakarız Prens Kaan. Mancınıklarınızı kullanın. Mancınıklarınızı kullanın. Sertlikten hoşlanırım. Bebek adamın gözüne vururum ben ha. İn aşağı. İn aşağı ya da ben ineyim. Aşağı. Bunu tam zamanında atmamız gerekiyor şakacı Şirin. Evet, bu onlara şirin bir sürpriz olacak. Onlara ne çarptığını anlayamayacaklar. Durun. Hepsinin ziyan olmasına gözcüm amam. Ay ya, bu kalbimi kırıyor. Bu atış, bu kötü perilerin hepsini durdurmalı. Evet, umarım bu onları durdurur. Tekrar söylüyorum, perilerden nefret ediyorum. Saldırın! Hadi! Ay imdat! Ay!
Ay, bu tür işlere uygun bir şirin değilim galiba. Ne kadar zengin olacağımı bir düşün Azman. Bir kalede yaşayabilirim. En iyi yemekleri yerim. En yeni moda elbiseleri giyerim. Gerizekalı külçe. Senin altın bulman gerekiyor. Şirin çileği yemen değil. Külçe hayır. Sadece bir şakaydı canım. Köye neredeyse varacağız kraliçelerinin. Umarım geç kalmamışızdır. Aa, şuraya bakın. Bu konuda biraz mantıklı olalım külçe. Perilerin altınını bir kök altında buldum. Şimdi sıra sende. Senin için büyük para verdim ve verdiğim paraya değdiğini görmek istiyorum. Demek bizim altınımızı bu kötü yürekli büyücü çalmış. Bu işte Gargamel'in parmağı olduğunu tahmin etmeliydim. Umalım da bu sorunu büyümeden halledebilelim. Şirinler! Bana kulak verin, bir duyuru yapacağım. Ay, özür dilerim Şirin Baba. Şirinler, beni dinleyin. Bu Şirin Baba, Şirin Baba. Periler bize saldırdı. Evet, ama biz kazanıyoruz ha. Ne diyorsun sen sefil Şirin ha, söylesene. Bırakın savaşmayı. Beni dinleyin. Şirinler ve periler, aramızda dostluk ve barış rüzgarları esmeli. Asla bir hırsız Şirin'le dost olmayacağım ben anne. Ama altınlarımızı Şirinler çalmadı Gart. Onu çalan kötü büyücü Gargamel. Gargamel mi? Evet, Gargamel. Ve perilerle olan dostluğumuzu kanıtlamak için benim küçük Şirinlerim Gargamel'in altınlarını çalmasına engel olmalarına yardım edeceğiz. Dinle. Yakında bana biraz altın bulmazsan külçe, senin beceriksiz bir altın avcısı olduğuna karar vermem gerekecek. Aha, sen bu ağacı bayağı ilginç bulmuyor musun ey? Külçe, seni aptal, hemen gel buraya. Külçe, altın mı? Altın, 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 altın. Ay, arıymış, arı. Ay. Evlat. Azman ne oluyor burada? Altın. Altına yakıştık galiba. Oh hayır. Bu büyülü bir ağaç olmalı. Yoksa büyülü bir ormanda mıyız? Gargamel'i işte burada gördük. Büyük işler karıştırıyor gibiydi. Bak anne, biri sihirli ağacımıza girmiş. Ülkemize girmeye kim cesaret edebilir ki? Gargamel. O halde krallığımıza girmek üzeredir. Onu durdurmalıyız oğlum. Bak Azman, şuraya bak. Bu gerçekten doğru. Peri dünyası diye bir yer sahiden var. Oo, zengin olacağım, zengin olacağım, zengin olacağım, zengin olacağım. Şu kapıya baksana Azman. Saf altın bu. Ne kadar şanslıyım. Ortalıkta kimsecikler yok. Ah, ne kadar şanslıyım ben. Sadece bu çatı bile bir servet eder. Saf altın. Saf altın bu. Zümrütler, yakutlar hepsi benim. Oo, ne kadar mutluyum ben. Mutluluktan ağlayacağım. Bu Gargamel. Anne bak, şehrimizi talan ediyor bu. Oh, şans yüzüme güldü. Tarih kuşu kondu. Bir kral, bir kral kadar zenginim artık ben. Ne kadar korkunç. Ve burayı korumasız bıraktığım için hepsi benim suçum. Ay, lütfen kendini suçlama Prens Guard. Hepimiz hata yaparız. Ben bir kere yapmıştım. Ben bile yapıyorum. Prens, güçlü. Her şey hazır mı? Bu onu biraz yavaşlatır. Yukarıdaki durum ne? Gargamel dışarı çıkıyor. Hazırız. Karadan denize, her yere, buradan dünyanın öbür ucuna kadar. Artık ne itelenme ne kakalanma, güzel giyineceğim. Ön koltuklar, saten çarşaflar, hepsi zengin Gargamel için. Oy. Kapat çeneni aptal gidi. Ateş geldi! Evet! Kim bunlar? Hey, hey, hey! Oh, ay, bey, bunu başıma giriyor. Ateş! Gezin dedem, gezin dedem, gezin. Oy. Beni iyi dinle Gargamel, buradan hemen git. Bir daha da dönme, tamam mı? Şirinler, burada perilerin arasında.
Ne işte hacıcı, galiba burada kalacağım. Yemek için canım. Gargamel'i çam kozalakları ve meşe palamutlarıyla yeneceğinizi mi sandın? Biz periler daha fazlasını da yapabiliriz. Ay, yapmayın, durun, yeni elbiselerim. Durun, tamam, gidiyorum canım, gidiyorum. Domatesleri atmaya hazırız Şirin Baba. Ateş serbest, güçlü. Şimdilik gidiyorum ama geri geleceğim ve o altınları alacağım. Defol buradan kötü büyücü. Mutlaka gelip o altınları alacağım, alacaklar sizi. Şirin Baba, Kraliçe Leannon, Gargamel geri geleceğini söylüyor. Bu konuda yanılıyor güçlü Şirin. Bizi bir daha asla bulamayacak. Sihirli ağacın yerini unutmamalıyız Azman. Dönüş yolculuğu var için tabii. Yok. Neler oluyor? Hayır. Kayboldu. Bütün o altınlar kayboldu. Altınlarımı istiyorum. hayır. Yardımlarınız için tekrar teşekkür ediyorum Şirinler. Ve şimdi oğlum ve şövalyeleri size köyünüze kadar eşlik edecek. Tamiratı da size yardım edecekler. Merak etmeyin. Teşekkür ederiz Kraliçe Hanım. Bugün hepimiz çok önemli şeyler öğrendik. Mesela ben. Bir daha asla birileri hakkında acele karar verip ön yargılı davranmayacağım. Mavi yaratıkları hep kötü sanmıştım. Ne kadar yanılmışım. Tabii biz kötü değiliz ki. Evet, bu hoşuma gidiyor. Farklılık hayatın tadıdır aptal Şirin. İyi ki bütün bu olanlar iyi sonuçlandı. Al sana bir hediye. Sanırım bunu hak ettim ben. Şimdi anladın mı anne? Bir Şirin'e asla güvenemezsin.